Selamlar sevgili gençler. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız şu anda. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi saymanın temel prensibinden yola çıktık. Şimdiki durağımız permütasyon. Permütasyon e, yani nasıl diyelim. Hani hep klasik bir tabir vardı ya. Kombinasyon seçer, permütasyon seçip sıralar. Yani iki işlem yapıyor aslında. Aynı anda iki işlem yapıyor. Biz hem seçim yapacağız hem de bu seçimleri beğenmeyip bir de bunların yerlerini değiştireceğiz, sıralayacağız ve bunun ismine de permütasyon diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi permütasyonun matematiksel tanımına bir göz atalım. Bakın R sayısı sıfırdan büyük ve N'den küçük veya eşit olmak üzere. N elemanlı bir A kümesinin elemanlarından R tanesinin bir sıra üzerindeki birbirinden farklı her bir dizilişine A kümesinin R'li bir permütasyonu denir diyeceğiz. Tabii ki matematiksel tanımından çok da fazla bir şey anlaşılmamakla beraber anlayanlar muhteşemler. ben anlıyorum okurken de sen bu şekilde düpedüz okuyunca tabii anlamıyorsun doğal olarak. A kümesinin rli permütasyonlarının sayısı P'nin reelisi ile gösterilir ve bu P'nin reelisi sevgili gençler N tane elemandan R tane seçip bir de bunları sıralamaktır aslına bakarsanız. Ki bunu da kısa yoldan n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel olarak e, gösterebiliriz. Peki hocam bunun kısa bir yolu var mı? Mesela şimdi 7'nin üçlü faktöriyelini 7'nin üçlü permütasyonunun özür dilerim hesaplamaya çalışıyoruz diyelim. Bunu ne yapmamız lazım? 7 faktöriyeli 7 eksi 3 faktöriyele bölmemiz gerekir. Yani 7 faktöriyeli 4 faktöriyele bölmemiz gerekir ki bu da zaten 7 çarpı 6 çarpı 5'tir. Hmm. Şimdi aslına bakarsanız olay şu. 7 ve 3 varsa sevgili gençler kısa yoldan şu formülü kullanmamıza gerek yok. Aslında o formülü kullanarak yine bir şeyler yapıyoruz da. O formülü kullanmadan direkt şöyle yapabilirsin. 7'den başlıyorsun bak 7'den başlıyorsun. 3 defa bunu azaltıyorsun. 7 çarpı 6 çarpı 5. İşte bunların çarpımına 7'nin üçlü permütasyonu diyoruz. Örneğin 8'in üçlüsü. O zaman 8'in üçlüsünde ne yapmamız lazım? 8 çarpı 7 çarpı 6 dememiz lazım. 6'nın birlisi direkt 6'dır o halde. 7'nin sıfırlısı. Şimdi sıfır defa azaltma gibi bir durum söz konusu değil. Doğru mu? Şimdi bir sayının sıfırlısına bir göz atalım. Şimdi ben R ye gördüğüm yere sıfır yazarsam ne olur? N faktöriyel bölü N eksi faktöriyel. Yani N faktöriyel bölü N faktöriyel olur ki o da zaten nedir? 1'dir. Demek ki bir sayının sıfırlısı permutasyonda 1'dir diyeceğiz bundan sonra. Peki 5'in 5'lisi nedir hocam? 5 faktöriyeli sen git 5 eksi 5 faktöriyeli bölersen eğer 5 faktöriyeli 0 faktöriyeli yani 1'e 5 faktöriyel bölü 1 ise o da nedir? 5 faktöriyeldir. Demek ki sevgili gençler bu da neymiş? 5 faktöriyel olacakmış. Yani sen P n'in n'lisi gibi bir ifade gördüğün zaman buna n faktöriyel. P n'in sıfırlısı gördüğün zaman buna 1 diyebilirsin. P n'in birlisi gördüğün zaman da sen buna n diyebilirsin bundan sonra. Tamam Şimdi 5 farklı oyuncak 5 tane çocuğa her birine bir oyuncak verilmesi koşuluyla kaç farklı biçimde dağıtılır? Ee, biz burada ne yapacağız? 5 tane oyuncağımız var her birine bir tane vereceğiz ya. 5 tane çocuktan oyuncak verilecek olanları seçeceğiz ve sıralayacağız. Yani P 5'in 5'lisi yapacağız. Yani cevap ne olacak? 5 faktörü. Ya. ya da sen bu soruyu şu şekilde de düşünebilirsin arkadaşım. Şöyle 5 tane çocuğu şöyle çizdin. Birinci çocuğa 5 oyuncaktan herhangi bir tanesi çarpı, ikinci çocuğa kaldı 4 oyuncaktan bir tanesi, üçüncü çocuğa 3, üç, diğerine 2, diğerine 1. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Ne yapar? Tabii ki 5 faktöriyel yapar. İşte bunu bu şekilde de hesaplayabilirsin ki biz bunu bu sayma yöntemi vardı ya işte sayma yöntemlerini kullandık, burada da permütasyon kullandık. İkisinde de eşit sonucu bulmuş olduk. Şimdi geçtim bir diğer soruma. A, b C, D, E, EF kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde a bulunur şimdi ben bir küme seçeceğim bu küme 3 elemanlı olacak tamam mı 3 elemanlı olacak ve a sayısı ya a sayısı değil özür dilerim a harfi bu kümenin içerisinde olsun istiyorum üçlü permütasyon demiş bir tanesi seçildi zaten Geriye ne kaldı iki tane eleman seçmemiz lazım bu iki tane elemanı da şuradaki 5 tanesinden seçeceğiz. Şimdi gençler A zaten vardı. Bunda bir sıkıntı yok. Buraya şu 5 elemandan kaç tanesinden birisi gelebilir? 5. Diğerine de 4 elemandan birisi gelebilir. Bunda da bir sıkıntımız yok. Şimdi burayı 5 çarpı 4 biçimde sıraladık. Toplamda kaç tane geldi? 20 tane. Ama ben diyorum ki A'yı buraya yerleştirdik. Eyvallah da burası A'nın tapulu malı mı? Hayır değil. A buraya da gelebilir. Buraya da gelebilir ki A, A harfi sayısı diyorum sürekli e, sayı beni andı. A şuraysa sevgili gençler e, burası da 5 çarpı 4 olacaktı. Eğer A sondaysa burası da 5 çarpı 4 olacaktı. Dolayısıyla 20 buradan 20 buradan 20 buradan toplamda 60 tanedir diyeceğiz sevgili gençler. Şimdi e, B üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde A elemanı bulunur dediğinde bunu bu şekilde düşünmek Diğer düşüncelere e, sizi sevk eder. Tamam mı? Yani aslına bakarsanız burada 5 ile 4'ü sıraladık. Yani hocam burada mesela C ile D'yi seçtik. C'yi buraya, D'yi buraya, sonra D'yi buraya, C'yi buraya seçmedik. Peki bunu ne, nasıl nasıl düşüneceksin diye sorarsan. Aslında burada 5 çarpı 4 yapıyoruz ya. Aslına bakarsanız bir burada seçilen her elemanı sıraladık. Sıraladık da biz bunları. Tamam Çünkü çarpıyoruz bakın. 6 kişiden 4'ü yan yana durarak kaç farklı şekilde fotoğraf çektirebilir diye soruluyor. Şimdi e, biz ne yapmamız lazım aslında? 6 kişiden 4 kişiyi kombinasyonu önce bilseydik ne yapardık? 6 kişiden 4 kişiyi seçip bir de bu 4 kişiyi 4 faktöriyel biçimde de sıralayabilirdik. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu ne demek peki? 6'nın 4'lüsünü sonra 4 faktöriyel sıralıyoruz. Aslında bakarsanız bu P 6'nın 4'lüsüdür. Yani 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. İşte budur sevgili gençler. Anlaştık mı? Yani Yukarıdaki soruyu da artık e, buna benzer bir hikayeyle yapmaya çalışın diyorum ben size. 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 de sevgili gençler kaç yapar 360 yapacaktır. Evet devam ediyorum bir diğer sayfama geçtim. Bir diğer sorumla. Aralarında, Merve ve Semih'in de bulunduğu 5 kişi yan yana dizilerek fotoğraf çektireceklerdir. Merve ile Semih yan yana olmamak koşuluyla bakın, olmamak koşuluyla kaç farklı şekilde dizilebilirler? Şimdi gençler, Merve var, Semih var, bir de 5 kişi daha var. Bunlara da X, Y, Z kişileri diyelim. Bunlar yan yana durarak fotoğraf çektirecekler. İstenilen şart ise şu: Merve ile Semih yan yana gelmesinler istiyoruz. Peki Şimdi yan yana gelmedikleri durumda bunların aralarında bir kişi vardır, iki kişi vardır ya da üç kişi vardır durumlarının hepsini tek tek hesaplayıp toplamak. Ama bu uzun bir yol olduğu için normal şartlar altında bunlar P5'in beşlisi biçiminde yani 5 beş faktöriyel biçimde yan yana sıralanabilirler. Ki biz bunları zaten 5 kişi yani bunu aklında yer etsin artık 5 kişi yan yana kaç farklı biçimde sıralanır dediğim zaman 5 faktöriyel. 3 kişi arka arkaya kaç farklı biçimde sıralanır dediğim zaman 3 faktöriyel. N kişiyi yan yana kaç farklı biçimde fotoğraf çektirebilir? N faktöriyel. Bunları artık bil kafana yaz. O zaman 5 kişi yan yana normal şartlar altında 5 faktöriyel biçimde sıralanabilirler. Fakat Merve ile Semih'in yan yana olduğu durumu istemiyor. Şimdi Merve ile Semih'i yan yana olduğu tüm durumları gözetebilmek için şöyle görünmez bir bantla ben bunları bantlamış gibi oluyum. Buraya da x y z diyelim. Sonrasında kameranın önünden sinek geçti, sivrisinek umarım görülmemiştir. İşte sonrasında bu bantladığım kişileri tek kişi olarak sayacağım. 1 2 3 4 kişi varmış gibi düşünüp 4 faktöriyel şekilde bunlar sıralanırlar. Fakat çarpı bir de Merve ile Semih yer değiştirebilirler. İki faktöriyel biçimde de bunlar sıralanırlar. İşte bu sevgili gençler şu durum istenmeyen durumdur. İstenmeyen durumdur. E peki o zaman ne yapacağız hocam? İstenmeyen durumu tüm durumdan çıkarırsak istenen durum elimizde kalacak. Yani 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeli buradan çıkaracağım. E bu 120 idi hocam. E burası da 48 zaten. Biz bundan bunu çıkarırsak ne kalır arkadaşlar? 72 mi kalır? Bakalım. 28 aynen 72 tane istenen durum kalır. Devam. 4 tane erkek 3 tane kız öğrenci yan yana dizilecekler. 2 erkek öğrencinin arasına bir kız öğrenci gelmek şartıyla kaç farklı şekilde dizilirler. Bakın 2 tane erkek öğrencinin arasına bir tane kız öğrenci gelecek şekilde biz bunları yan yana dizmek istiyorsak eğer tek bir durum söz konusudur. O da budur sevgili gençler. Bakın erkeklerin arasına birer tane kız geldi. Toplamda 3 tane kız, 4 tane de erkek vardı zaten. Demek ki tek durum varmış, o da bu. Peki biz bunları nasıl sıralayabiliriz? Bir kere harmanlayamayız bu şekilde ama erkekler kendi aralarında yer değiştirebilir. 4 faktöriyel biçimde. E, o halde kızlar da kendi aralarında yer değiştirebilir. O da 3 faktöriyel biçimde. 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bize cevabı verecektir. Cevabımız budur. Geçtim arkadaşlar bir diğer soruma. 4 tane matematik yazalım. Matematik, 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 matematik. 5 tane fizik. 5 tane fizik içinde 5 tane F yazdım. 2 tane de Türkçe kitabı. Bir kitaplığın rafına yan yana dizilecek. Aha da böyle. Tabi yer değiştirebilirler. Peki A şıkkında istenilen şartlar neymiş bir bakalım. Matematik kitapları yan yana olmak koşuluyla kaç farklı biçimde dizilirler? Matematik kitaplarını şöyle görünmez bir sarı bantla bantladım diyelim. Tamam mı? Bunu tek kitap olarak sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kitabımız varmış gibi düşünüp 8 faktöriyel biçimde bunlar kendi aralarında sıralanırlar diyeceğiz. Ama velakin matematik kitapları özdeş falan değil. Dolayısıyla bunlar hani M1, M2, M3, M4 gibi birbirinden farklı kitaplar. Onlar da kendi aralarında 4 faktöriyel biçimde sıralanacaklardır. Ve cevabımız 8 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel olacaktır. Peki hocam bu A şıkkıydı. B şıkkına bakalım bir de. Aynı dersten olan kitaplar yan yana olmak koşuluyla kaç farklı şekilde dizilebilirler diye soruluyor. Şimdi aynı dersten olanlar yan yana olacaksa M1, M2, M3 ve M4 matematik kitapları. P1, P2, F3, F4 ve F5'te fizik kitapları, Türkçe 1 ve Türkçe 2'de Türkçe kitapları dedik. Bunları kendi aralarında sarı bir bantla, bunları kendi aralarında turkuaz bir bantla ve şunları da kendi aralarında gri bir bantla yapıştıralım. Ve bunlar görünmez bantlar olsun. Kaç tane kitabımız varmış gibi düşüneceğiz? 1, 2, 3 tane kitap varmış gibi düşüneceğiz ve 3 faktöriyel biçimde bunlar kendi içlerinde sıralanırlar. Bir de sevgili gençler aynı branştan olan kitaplar da kendi aralarında sıralanırlar. Matematikler 4 faktöriyel, fizikler 5 faktöriyel, Türkçelerde de 2 faktöriyel biçimde sıralanabilirler. İşte cevabımız sevgili gençler 3 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olacaktır. Şimdi bir de tekrarlı permutasyon diye bir olayımız var. Aslına bakarsanız permütasyonun eğlenceli kısmı da diyebiliriz biz bu konuya. Neden eğlenceli işledikçe göreceksin. Şimdi bakalım her biri kendi içinde özdeş olan n1, n2, n3, nk tane nesnenin bir sıra üzerindeki birbirinden farklı her bir dizilişine bu nesnenin tekrarlı permutasyonu denir. Bu nesnelerin tekrarlı permutasyonlarının sayısı ise buradaki cisimlerin, varlıkların toplamlarına faktöriyeli bölü n1 faktöriyel çarpı n2 çarpı n3 faktöriyel çarpı nk faktöriyeldir. Şimdi bu ne demek? Kısacası diyoruz ki mesela anne kelimesi. Anne kelimesi 4 harften oluşmuş bir kelimedir. Ve bu anne kelimesinin harflerinin yerlerini değiştirirken şuradaki n ile buradaki n'nin yerlerini de değiştirdiğimiz zaman evet bir iş yaptık. Yer değiştirdik ama aynı kelimeyi yine elde ettik. Aslına bakarsanız bu anne kelimesi 4 faktöriyel biçimde e, anne kelimesinin harfleri 4 faktöriyel biçimde yan yana dizilebilirler. Fakat her bir kelimeyi 2 tane n olduğu için 2 defa saymış oluruz. Dolayısıyla biz bunu o n'lerin yer değiştirmesini engellemek amacıyla 2 faktöriyele böleriz ve işte bu kadar şekilde kelime oluşturabiliriz deriz. Demek ki tekrar sayılarını engellemek için Kaç tane n var? 2 tane. O zaman 2 faktöriyel. 3 tane n olmuş olsaydı 3 faktöriyele bölecektik. Pekala. 3 tane kırmızı, 2 tane mavi, 4 tane sarı ve 1 tane yeşil boncuk. Bunlar özdeş boncuklar olsun. Şuraya da iliştirin arkadaşlar. Bunlar özdeş boncuklar. Yan yana toplamda 10 tane boncuk olduğu için 10 faktöriyel 3 tane kırmızı olduğu için 3 faktöriyel 2 tane mavi olduğu için 2 faktöriyel 4 tane sarı olduğu için 4 faktöriyel o bir tane olanı yazmanıza gerek yok zaten hani bir faktöriyel olduğunu da oradan görün diye bu şekilde belirttik. Aynı renk iki boncuğun yer değişimi farklı diziliş değildir. Buna da yıldız koyabilirsiniz. Evet devam edelim sevgili gençler. Bir diğer sorumuzda. Marmara kelimesindeki harflerin yedili permütasyonları kaç adettir diye sorulmuş. Yani Marmara kelimesinin harfleri yer değiştirerek anlamlı ya da anlamsız kaç tane kelime oluşturulabilir diye sorunun aynısı zaten. Şimdi burada Marmara 7 harfli olduğu için 7 faktöriyel dedim bölü. Bakın 2 tane A var, 3 tane A var 3 faktöriyele böleceğim çarpı. 2 tane M var 2 faktöriyele böleceğim 2 tane R var 2 faktöriyele böleceğim. İşte cevap budur sevgili gençler. Kertenkele kelimesindeki harflerin onlu permütasyonlarının kaçında K harfinin hemen sağında E harfi vardır. Şimdi K'nın hemen sağında E harfi olsun istiyor. Bakın şununla şunu kullandım diyelim. Burada bir tane daha ke var. Onları da kullanayım. Başka var mı? Yok. Şimdi K harfinin hemen sağında e harfi olsun istiyorsa ben bunları bir bantlayayım. Bunları bantladım. Görünmez bir bant olarak göreceğiz yine bunu. Şunları da kullanmış bulunduk. Geriye ne kaldı? R, T, E, N, L ve E kaldı. Şimdi bu kelime bantladıktan sonra kaç harfli bir kelimeye dönüştü bunu bir bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 harfli bir kelimeye dönüştüğü için 8 faktöriyel dedik. Bölü, devam. E harfinden kaç tane var? 2 tane var. 2 faktöriyel. Başka bir şey var mı? L, N, T ve R. Yok gibi ama aslına bakarsanız var. Bakın buradaki KE kelime e, harf grubuyla KE harf grubu da birbirinin aynısı. Bunları tek harf olarak saymadık mı? O zaman 2 faktöriyeli daha böleceğiz. Cevabımız 8 faktöriyel bölü 4 olacaktır sevgili gençler. Bu işin inceliklerini iyi öğrenin. Malatya kelimesindeki harflerin yedili permütasyonlarının kaçı M harfiyle başlayıp A harfiyle biter. Şimdi M harfiyle başlattık. A harfiyle bitirdik. Arada ne kaldı? Alat, alati. Evet öyle bir şey kaldı. Şu kaldı değil mi? Şimdi bunların yerleri sabit. Bunlar sabit arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Bununla başlasın, bununla bitsin demiş. Arada kalanlar yer değiştirecek sadece. Bu da 5 tane olduğu için harf sayısı 5 faktöriyel bölü. Bakın iki tane A olduğu için iki faktöriyel böleceğiz. İşte cevap budur. Cevap 60'tır diyebiliriz sevgili gençler. Devam. 0 0 4 7, 7, 7 sayısındaki rakamların yer değiştirmesiyle 6 basamaklı kaç tane farklı sayı yazılabilir? Şimdi gençler önce sıfırlar yokmuş gibi bir davranalım. Bu kelime bu sayı bugün harflere sayı sayılara kelime diyorum ayrı bir dünya. 6 faktöriyel 6 tane basamak olduğu için 6 faktöriyeli yazdım. Daha sonrasında 6 faktöriyeli yazdıktan sonra şunu da söyleyeceğiz sevgili gençler. 6 faktöriyel biçimde sıralanır ama başa 0 gelemeyecekti. Kaç tanesinin başında 0 yoktur? Bakın 4 tane rakam 0'dan farklı olduğu için 2 tanesi 0 ya. Ben 4 bölü 6 ile çarpacağım bunu. İşte bu kadar 0 ile başlamayan sayı vardır 6 basamak. 4 bölü 6'sı kadardır. Peki ama hocam bunlarda tekrarlı permütasyon yapmayacağız mı? Yapacağız. İşte bu bulduktan sonra bunu 2 tane 0 olduğu için 2 faktöriyel, 3 tane 7 olduğu için 3 faktöriyel diyeceksiniz. Bakın şununla şu giderse 5 faktöriyel olur. 120'yi 6'ya bölerseniz 20 gelir. 20'yi 2'ye bölerseniz 10 gelir. 10 kere 4 de 40 yapar sevgili gençler. Cevabımız budur. Geçtik bir diğer sorumuza. Şimdi tekrarlı permütasyonda kertenkele dedik, marmara dedik, anne kelimesi dedik, malat kelimesi dedik. Çarçurt falan filan ama bu sorunun diğer sorularla mantığı nedir? Dikkatli bir şekilde dinleyin. Tamam mı? Açın kulağınız. Ya hocam işte bunu böyle yapmayacağız mı? Evet yapacağız. Biliyorsunuz sen bu işi zaten biliyorsun ama işin mantığını kavramak önemli olduğundan bir dikkatli bir şekilde sen bir beni dinle en iyisi tamam mı? Şimdi şekildeki çizgiler bir kentin birbirini dik kesen sokaklarını göstermekte. A'dan hareket edip C'ye uğrayarak B noktasına en kısa yoldan bak bu kelime çok önemli bir kere en kısa yoldan püf noktası burası mıydı hocam? Hayır değildi. En kısa yoldan gidecek olan bir kimse kaç değişik yol izleyebilir? Şimdi burada en kısa yoldan da diyebilir. Ya da mesela A'dan B'ye gidecekmiş ya sadece sağ ve aşağı diye de seni uyarabilir. Çünkü sadece sağ ve aşağı doğru hareket edersen en kısa yoldan gitmiş olursun. Aynı şeydir. Peki hocam püf noktası burası mıydı? Hayır değildi. Şimdi benim sizden ricam herkes videoyu durdursun ve fotokopilerinin üzerinde A'dan C'ye sonra da C'den B'ye bir yol çizsin. Tamam mı? A'dan C'ye hareket edelim. Ben şu şekilde gidiyorum. Siz de bir yandan bunu çizin arkadaşlar. Daha sonrasında da C'den de B'ye şu şekilde gitmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde. Ee, sizlerden bir tanesinin de birinin de şu şekilde gittiğini tercih ettiğini varsayıyorum. Şöyle gelmiş ve C'ye gelmiş. Sonra da C'den de direkt lap diye B'ye gitmiş. Tamam. Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Benim gittiğim yolların şu tarafa olanlarına S diyelim. Şu tarafa olanlara da A diyelim. Ben A'dan C'ye, A'dan C'ye, A şehrinden C şehrine sonra da B şehrine hangi yolları kullanmışım bir bakalım. Önce sağa hareket etmişim. Sonra aşağıya, sonra sağa ve sonra yine sağa. C'den de B'ye önce aşağı gitmişim sonra sağa sonra aşağı ve sonra da sağa giderek işlemi tamamlamışım. Bir diğer arkadaşım da şunu yapmış. Yeşilden giden arkadaşım. Önce sağa sonra sağa sonra sağa ve sonra aşağı gitmiş. Sonra da aşağıya aşağıya sağa ve sağa gitmiş. A'dan C'ye C'den de B'ye bu şekilde hareket etmiş diyebiliriz. Şimdi aslına bakarsanız şu hareketle şu hareket aynı şehre götürüyor bizi. C'ye götürüyor. Şu harekette de şu hareket aynı şehre yani B'ye götürüyor. Yani aslında durum burada A'dan C'ye C'den B'ye hangi çizgilerin üzerinden hareket ettiğinin bir önemi yok. Şuradaki S, A, S, S kelimesinin harfleriyle anlamlı ya da anlamsız kaç farklı biçimde kelime yazılabilir sorusunun cevabı kadar ben C'ye ulaşabilirim. Bu kadar değişik yoldan C'ye gidebilirim aslında. Çünkü S, A, S, S kelimesi de beni C'ye götürüyor. S, 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 A kelimesi de beni C'ye götürüyor. O halde ben A'dan C'ye kaç farklı biçimde gidebilirim? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. C'den B'ye kaç farklı biçimde giderim? 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel biçimde giderim. 2 tane S, 2 tane A olduğu için. Burada 3 tane S, 1 tane A vardı. Şimdi A'dan C'ye 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 4'tür sevgili gençler. Burası da 24'ü 4'e bölersek burası da 6'dır. Şimdi A şehrinden C şehrine 4. C'den de B'ye 6 farklı yoldan gidiyorsam A'dan B'ye 24 farklı yoldan gidilebilir diyeceğim. Bunun temel mantığı budur. Yani tekrarlı permütasyon sorularının içerisinde bu soruların yer almasının tek temel sebebi işte şu olaydır sevgili gençler. Yani bir kelime çıkarıyoruz ve o kelimeye göre yer değiştirdiğinde kaç farklı bir kelime oluşturabiliriz Sin cevabı aslında bize bu şehirden bu şehre kaç farklı bir şekilde gidebiliriz? Bunun cevabını veriyor aslında bize. Şimdi bir farklı olay ise şurası ise yeterli olacaktır. Bir tane de yaklaşalım şöyle soruya. Bakın gençler. Önce A şehrinden C'ye sonra da C'den B'ye gitmek isteyen birisi bunu şu şekilde hiç topa girmeden yapmak istiyorsanız ki şu soruları bence şu yöntemlerle yapsanız daha güzel olur. Yani o yöntemler değil de zaten şuradan sayabilirsiniz ki bunu saymanın da kısa yolu şudur. Ee, A'dan C'ye gidilebilecek tüm yatay ve dikey yolların sayısı bakın 1, 2, 3, 4 faktöriyel bölü 3 tanesi sağ olduğu için 3 faktöriyel çarpı dersiniz. C'den de B'ye 2 tane yatay 2 tane dikey olduğu için 4 faktoriyel bölü 2 tane yatay 2 tane dikey dersiniz. Bu şekilde kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Ama benim size anlatacağım bu değil. Bunu artık çoğu herkes biliyor. Ama biz yine de yapalım. A'dan C'ye giderken kaç farklı biçimde e, gidebilirim? Bunu hesaplamak istiyorsam eğer. A'dan baktığım zaman şimdi biz sadece şu kısmı göreceğiz. Çünkü A'dan C'ye gidiyoruz. Diğer yolları kullanamayacağız zaten. Biz sadece bu kısmı göreceğiz sevgili gençler. A'dan baktığımız zaman gördüğümüz tüm köşelere 1 yazacağız. Daha sonrasında C'ye gidene kadar çapraz olarak toplayacağız. 1 1 daha 2, 2 1 daha 3, 3 1 daha 4. Ki bakınız şurası zaten 4 gelmişti A'dan C'ye giderken. Burası da bakın C'den B'ye giderken gördüğüm tüm köşelere 1 yazarsam. 1 1 daha 2, 2 1 daha 3, 2, 1 daha 3, 3, 3 daha 6. Burası da ne gelmişti zaten? 6 gelmişti. İşte buradaki 4 ile buradaki 6'yı da çarparsanız sonucu yine bulabilirsiniz. Bu tarz soruların içerisinde sevgili gençler. Hani düz bir şekilse herhangi bir girinti çıkıntı hiçbir şey yoksa bu şekilde yapmak mantıksız. Ama girinti çıkıntı varsa bu olayı kullanırsanız kesinlikle ama kesinlikle daha başarılı olursunuz. Daha az zaman harcayarak soruyu doğru çözersiniz diyorum. Şimdi <laughs> bu benim sevdiğim de bir soru. Ee, permütasyonla alakalı yaptığım xx'ler soruların içerisinde de bu soruyu kullanmıştım. Sevdiğim de bir soru. Dikkatli bir şekilde de fayda var. Şimdi A ile B takımları arasında bir futbol karşılaşması yapılıyor ve maç 2-2 bitiriyor. 2-2 bitiyor. Maçtaki gollerin atılış sırası da şekildeki bitir demiş. Önce A takımı 1-0 öne geçmiş. Sonra B takımı 1-1 yakalamış. B takımı bir gol daha atıp 2-1 öne geçmiş ve A takımı son dakikalarda bir gol daha atıyor ve maç 2-2 bitiyor. A ve B takımları arasında oynanan başka bir maçın sonucu A takımı lehine 4-2 bitmiştir. Şimdi bir maç 2-2 bitiyor. ikinci maçta 4-2 A takımı kazanıyor. Buna göre bu maçtaki gollerin atılış sırası kaç farklı şekilde gerçekleşebilir? Şimdi i̇nanır mısınız bu da tekrar permütasyondan çözülüyor ve tekrar bir permütasyonu bu sorunun içerisine nasıl yedirmemiz gerekiyor? Şimdi A takımının attığı gollerin isimlerine zaten bakın burada tiyo verilmiş. A'nın attığı gollerin isimleri A, B'nin attığı gollerin isimleri B. Ve A, B, B, A, yazıldığı için önce bu gol atmış, sonra bu, sonra yine bu, sonra A gol atmış oluyor. Ve gol sıralaması bu şekilde oluşmuş oluyor. O halde 4 tane A takımının golü yok mu? Var. 2 tane de B takımının golü var. Atılış sıralaması kaç farklı şekilde gerçekleşebilir o zaman? Toplamda 6 tane olduğu için 6 gol olduğu için 6 faktöriyel. Bu gollerden 4'ü A takımının ikisi B takımının deriz. Cevap da bu olur. Yani cevap da buradan 15 geliyor sanırım. Evet devam. İşte bu girintili çıkıntılı e, sokaklar yollar demiştik ya. İşte bu soru tam olarak bunu anlatıyor sevgili gençler. Bir bakalım. Biz A'dan B'yi en kısa yoldan gitmek istiyoruz. Kaç farklı yoldan gidilebilir diyoruz. Eğer ki bunu hani sağ sol sağ sol işte sağ yukarı sağ yukarı olaylarıyla anlatırsak eğer biraz canımız sıkılabilir çünkü vaktimiz çok gider. İşte burada yapılması gereken şudur. A'dan baktığımız zaman görebildiğimiz tüm köşelere 1 yazacaksınız. Ve sonrasında 1 1 daha 2 2 1 daha 3 3 1 daha 4 4 1 daha 5 dedik. Şimdi 3 ile toplayacağım bir şey yok. Dolayısıyla en yakın olan şunu yukarı çıkarıyorum. 3 ile 2'nin toplamı 5. 5 4 daha 9. 9 5 daha 14. Şimdi de 14 ile toplayacağım bir şey olmadığı için 9'u çağırıyorum buraya. 9 14 daha 23. Ve yine 9'u buraya çıkarıyorum. Çünkü 23 ile toplayacağım bir şey yok. 9'u buraya çıkardım. 23 9 daha kaç yapar? 32 yapar. Cevabımız A'dan B'ye 32 farklı yoldan gidilebilir olacaktı sevgili gençler. Alt kısımda sorumuz yok, üst tarafa doğru çıkıyoruz. Burada bir 2018 Milli Savunma Üniversitesi ve 2019 TYT'de çıkmış sorularımız var ve daha sonrasında da kombinasyona el atacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi simge bir kız, diğeri erkek olan ikiz bebeklerine birbirinden farklı birer isim verecektir. Şimdi bir tane kız var, bir tane de erkek var. Bunlar ikiz. Ve birbirinden farklı da isimler verilecektir. Hikayeyi buraya kadar anladık. Bunun için yalnızca erkek bebekleri konulabilecek isimlerden 6 tane hem erkek hem de kız bebeklere konulabilecek isimlerden 5 tane belirlemiştir. Buna göre simge bebeklerini bebeklerinin ismini kaç farklı şekilde seçebilir diye sorulmuş. Şimdi sadece erkek bebeklere konulabilecek 6 tane ee, isim varmış. Yani burada 6 tane isim var. Bunlar A, B, C, D, E ve F olsun. Bir de hem kız hem de erkeklere konulabilecek 5 tane daha isim var. Bunlar da sevgili gençler ikisi beraber olduğu için şöyle yapalım. Bunlar da X, Y, Z, T ve E diyecektim ama E zaten var. M isimleri olmuş olsun. Şimdi diyor ki... <laughs> simge bebeklerin ismini kaç farklı şekilde seçebilir? Bir kere kız çocuğuna vereceği isim şuradaki 5 tane isimden birisi olmalı. Çünkü sadece erkek çocuklara konulabilecek isimlerin arasından kız çocuğuna isim seçemez. Dolayısıyla kız çocuğuna verebileceği isim şuradaki 5 tanesinden herhangi bir tanesidir. Varsayalım ki Y ismini kız çocuğuna verdi. Çarpı erkek öğrenci için kaç tane ihtimal söz konusu? Arkadaşlar erkek erkek öğrenci ne? Erkek çocuğuna verebileceği isim hem buradan alınabilir hem de buradan alınabilir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de isim buradan verebilir. 5 kere 10'dan cevabımız 50'dir diyebiliriz. Cevap Edirne seçeneğiydi. Şimdi şunu soruyor olabilirsiniz arkadaşlar. Hocam neden önce erkeğe isim vermedik de kızdan başladık? Erkeğe isim verseydik önce durum değişmez miydi? Hadi bir de onu deneyelim. Kız çocuğuna ve erkek çocuğuna diyelim. Şimdi erkek çocuğuna şuradan isim verirse farklı bir durum söz konusu. Buradan isim verirse farklı bir durum söz konusu. Bu iki durumu göz önünde bulunduralım. Eğer ki erkek çocuğuna şu gruptan bir isim verirse sevgili gençler. 6 farklı seçenek vardır. Çarpı kız çocuğuna da mecburen şuradan verecek. 5 kere 6'dan toplam 30 tane farklı durum söz konusu. Bu 1. İkinci durum eğer ki erkek çocuğuna şuradan isim verirse 5 farklı seçenek vardır. Önce erkeğe verdik bakın iki durumda da ismi. Erkeğe verilen isim varsayalım ki Y olsun. Geriye kız için 4 tane isim kaldı. 4 kere 5'ten de 20. Eğer ki ben bunları toplarsam cevabı yine 50 bulurum. Yani iki basamakta çözülecek soruyu biz burada tek basamakta önce kız çocuğuna isim vererek halletmiş bulunuyoruz. Cevabımız Edirne seçeneğiydi. Geçtim bir diğer soruma. Bu da bu videonun son sorusu sevgili gençler. Bir havayolu şirketine ait bir uçağın sabah ve akşam gerçekleştireceği birer uçuş için iş tecrübeleri birbirinden farklı 8 toplam 8 kabin çalışanı bulunmakta. <laughs> bu çalışanlardan her biri yalnızca bir ekipte yer alacak ve bu çalışanlar arasından en tecrübeli 3 çalışan aynı ekipte olmayacak şekilde dörder kişilik iki uçuş ekibi oluşturulacaktır. Buna göre sabah ve akşam uçuşta uçuş ekipleri kaç farklı şekilde oluşturabilir? Şimdi şuraya ben sabah uçuş ekibi adı altında sabah listesi hazırlayayım. Bir de buraya da akşam uçuş listesi diyelim. Akşam olsun bu da. Kabin görevlileri de en tecrübeliden en tecrübesize doğru 1 2 3 4 5 6 7 8 olarak isimlendirilsin. En tecrübelileri de şu sarıyla işaretlediklerim olsun. En tecrübeli 3 tanesi aynı ekipte olamayacakmış sevgili gençler. Tamam? Şimdi şöyle diyebiliriz. <laughs> 4 kişi bunda 4 kişilik bir ekip bunda var. 4 kişilik bir ekip de bunda var. Ben normal şartlar altında şunu yapabilirim. Toplam böyle bir şartım olmasaydı kaç farklı biçimde oluşurdu diyeceğiz. Tabii ki şöyle 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 Hatta bir ekip oluşturuyorduk değil mi? Çok özür dilerim. Aa, bir bakalım bir bakalım bir bakalım. Ee, gençler kusura bakmayın direkt permütasyona daldım. Soruyu okuduğum andan itibaren şunu düşünüyorum. Bu soru kombinasyon sorusu muydu, permütasyon sorusu muydu diye düşündüm, düşündüm, düşündüm. Soru arkadaşlar kombinasyon sorusu. Dolayısıyla e, kombinasyon konusunu anlattıktan sonra ben çözeyim. Soruyu seçerken de düşünmüştüm permütasyon mu, kombinasyon mu diye. Şurada kaç farklı şekilde oluşturulabilir görünce direkt yapıştırmıştım permütasyondur sanırım diye. Ama soru kombinasyon sorusu. Dolayısıyla bir sonraki videomuzda halledelim biz bunu kombinasyonu çözdükten sonra umarım unutmam 2019 TYT sorusu vardı diye buraya ben notumu alayım şimdi. E, kombinasyon sorusu kombinasyon konusundan sonra bu soruyu da çözelim sizlerle beraber. Evet. Bir sonraki videomuzda kombinasyonda görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.